Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulacak, Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi, NİN Bakanlık Yatırım Programı'na dahil edildiğini açıkladı. Buraloğlu, gemi trafik hizmetleri sistemi, mavi vatanımızda çıkarlarımızın korunması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve ülkemiz arasındaki deniz trafiğinin izlenebilmesi amacıyla kurulacak, ifadesini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de kurulacak, gemi trafik hizmetleri sistemi, yatırım programına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada söz konusu sistemin kurulmasıyla Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkinliğinin artırılacağını ve bölgedeki gemi hareketlerinin tespit edilip bütünleşik bir resme aktarılacağını ifade etti. Gemi trafik hizmetleri sisteminin Mavi Vatan'da Türkiye'nin çıkarlarının korunması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki deniz trafiğinin izlenebilmesi amacıyla kurulacağına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de bu anlamda bir kapasiteye sahip olması hedefleniyor. Bu kapsamda 2018-E02-22713 proje numaralı, Doğu Akdeniz GTS, İşi Bakanlığımız yatırım programına dahil edildi ve Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce yürütülecek, değerlendirmesini yaptı. Buraloğlu, gemi trafik hizmetleri sisteminin ana bileşeni olan trafik gözetleme istasyonlarında gemi trafiğinin gözlenmesi ve yönetilmesi için telsiz iletişiminin yanı sıra radar iz, radyo yön bulucu sistem, meteoroloji, otomatik tanımlama sistemi ve alarm verileriyle ses ve görüntü bilgilerinin kaydedilerek, gemi trafik hizmetleri merkezine gönderildiğini bildirdi. Buraloğlu şu ifadeleri kullandı. Merkezlerden gemi kimliklendirilmesi, gemi trafiğinin kesintisiz izlenmesi, düzenlenmesi, gemilere seyir bilgileri ve genel uyarıların iletilmesi, özellikle alanların kontrol yönetimi, kaçakçılığın önlenmesi, kaza risklerinin tespiti ve uyarıların yapılması, kaza, yangın gibi acil durumlarda ilgililerin bilgilendirilmesi, petrol kirliliğiyle mücadeleye destek olmak, meteorolojik verilerin gerektiğinde gemilerle paylaşılması gibi işlemler gerçekleştirilecek.